Herkese selamlar dostlar. 17 Eylül 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 tane mücadele seçtim. Zaten bültende çok fazla mücadele yok. Günlerden cuma dikkat edilmesi gereken bir gün. Mislilerde düşük oynanması gereken bir gün olaraktan da belirteyim sizlere. Cuma günü ve pazartesi günleri genellikle sürpriz çıkar. Bunları söylemeden geçmeyelim. Şimdi ondan önce arkadaşlar 17 Eylül'de 5 tane maçımız var. Bir tane de kombine önerisi yapacağım sizlere. Ekranda gördüğünüz üzere 15 Eylül YouTube önerisi başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Dortmund mücadelesine deplasman 1.5 üst vermiştik. Liverpool maçına da direkt maç sonu 1 vermiştik. Liverpool biraz zor geldi. Aslında zor gelmedi de Milan bir anda ikinci yarının sonunda golleri bulunca Liverpool'da biraz ne oluyor havasına bir şok havası geldi. Atlattı, 2 tane de gol attı. Güzel bir maçtı. Acaba 2000 yıllarındaki o 3-3'lük maç gibi olur mu derken maç 3 gibi bitti. Gayet güzel kazandık. Beşiktaş maçı da kazandı. Dortmund maçı ilk yarıdan geldi sanırım zaten. Burada kazanan arkadaşlarımızı tebrik edelim. Onun dışında katıl ikilisi olarak günün en güvenli maçlarını vermiştim ben. Dortmund alır ve 1.5 üst şeklinde veya deplasman 1.5 üst şeklinde yine yapabilirsiniz şeklinde. Manchester City maçına da ben güveniyordum. 6-3 bitti zaten gerçekten. Ake biraz daha adam tutmayı bilseydi burada bir iki tane falan yer. Yani iki tanesini belki önleme şansları vardı Leipzig'in gollerinden. Nkunku hat-trick yaptı. Bu da en güvendiğim iki maçtı yarın için. Ki zaten ben bu maçları iletişim paketindeki herkese gönderdim. Onlar da güzel bir şekilde kazanç elde etti. Onlardan da bahsedeceğim sizlere ilerleyen dakikalarda. Onun dışında maçlara başlayalım. İlk mücadelemiz Altay Göztepe mücadelesi. Altay son iki maçtır arkadaşlar. Bir ne oluyor havasına girdi. Fenerbahçe ile oynadı. Konya maçında kaybetmedi. Fenerbahçe maçını kaybetti. Okey, güzel mücadele etti. O maç zaten ya kayıp sayılabilecek bir mücadeleydi. Konyaspor maçında şöyle bir maç oldu. Altay kendi yarı alanında çok fazla pas hatası yaptı. Bu pas hatasının cezasını da ağır ödedi. Burada da bir İzmir derbisine çıkıyor burada. Göztepe ile birlikte kendi evinde maçkolik forumundan gelen bilgiye göre bakın. Maçkolik forumundan gelen bilgiye kadar göre ne kadar doğru bilmiyorum. İzmirli bir arkadaşımız yazmış. Her yerden araştırıyorum ben dediğim gibi. Biletler çok çabuk tükenmiş. Yani %50 stadın yani full olacak. Bir İzmir derbisi takım maraton Altay taraflı güzel bir destek şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Altay'ın bir golünü görürüm diye düşünüyorum. Altay geçen hafta yaptığı pas hatalarını tekrar ederse ki ben yine defans hattının pas hatasını tekrar etmese bile Göztepe'nin kadrosu gerçekten kaliteli bir ekip. Onlar da 2 maçtır kazanarak ilerliyor. Göztepe'nin de gol bulmasını bekliyorum. Ben bu mücadeleyi KG var aldım. 1.63 gibi orandan değerlendirmek isteyenlere önerimdir. 1.63 oranı var. KG var bence bu maça alınabilecek en güzel tahmin olaraktan düşünüyorum. Saat 8'de oynanacak mücadele KG var olarak öneriyorum sizlere. Sassuolo-Torino mücadelesi. Yarın kuponuma koyacağım maçlardan bir tanesi Sassuolo mücadelesidir kesinlikle. Sassuolo arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyor. Son oynadığı Roma maçını izlerseniz izlemeyenler özetini mutlaka izlesin. İzleyenler benim dediğimi anlayacaktır. Roma'nın kalesinde o kadar çok pozisyon yarattı ki Sassuolo ekibi. Yani belki de yenebilirdi. Bakın yenilmesini geçtim. Yenebilirdi açıkçası. Berardi olsun. Yani Berardi o geçen hafta bahsetmiştim sizlere. KG olarak önermiştik. O biraz daha sorumluluk alması gerekiyordu diye bahsetmiştim ki zaten sorumluluğu fazlasıyla aldı. Çok güzel işler yaptı. Golü attı. Bir de kaçan net pozisyonları vardı Sassuolo'dan. Yani ben Sassuolo'nun kendi evinde artık burada kazanmasını bekleyeceğim Sassuolo'nun. Sassuolo'ya baktığımız zaman da iyi başladı. Ki Sampdoria maçında da çok etkili oynadı. Roma maçında da keza öyle. Torino'ya karşı oynayacak. Ben bu maçta bir Sassuolo galibiyeti beklerim arkadaşlar. 1.63 gibi oranı var burada Sassuolo'nun galibiyetinin. Değerlendirmek isteyenler burada bir Sassuolo galibiyeti deneyebilir. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Ev sahibi 1.5 üstü de değerlendirmek isteyenlere önerimdir. Onun da oranı 1.58. Zaten aynı kapıya çıkıyor. Fakat ben burada direkt taraf bahsine gideceğim. 1.63 gibi orandan ben Sassuolo'ya alırım taraf bahsinde. Taraf bahsi ne kadar riskli de olsa ben burada Sassuolo'nun atacağı 2 golü veya galibiyetini bekleyeceğim. Güzel futbol sergiliyor. Kendi evinde burada taraftar önünde kazanacaktır diye düşünüyorum. Torino'ya baktığımız zaman da onlar iyi başlamadı. En son maçında 4-0'lık galip geldi. Şöyle sizlere de göstereyim. Salernitana'ya karşı 4-0'lık kendi evinde galip geldi. Fiorentina'ya yenildi. Kendi evinde bir de Atalanta'ya yenildi. Ben kalite anlamında burada Sassuolo'nun daha önde olduğunu, daha çok diri, fiziksel olarak da daha güçlü olduğunu bildiğim için ben burada maç sonu biri sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Üçüncü maçımız Newcastle'la Leeds United mücadelesi.
Ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere katıl grubunda rolling sistemlerimiz vardı. Rolling sistemimizde dün mesela neye rolling yaptık mesela? 100 lirayla başladık yine Dortmund maçına rolling yaptık. Maç sonu 2 olarak direkt 1.40 gibi orandan aldık. Hatta altına ünlem işareti olan yerde de görürseniz yükseltmek isteyenler maç sonu 1, 2, 1.5 veya maç sonu 2, 2.5 falan da yapabilir ki hepsi geldi. Biz ama en idealden gittik. Direkt maç sonu 2'yi aldık. Kazanması aşikardı çünkü Enkudu'nun da kadrodan çıkarılması benim iyice Dortmund tarafına yönlendirdi. Kazandık. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle rolling sisteminde. Katıldaki arkadaşlarımızı tebrik edelim. Ekranda gördüğünüz üzere katıl grubunda ise nasıl canlı bahisler verdi? Bu verdiğim rolling mücadelesi zaten. Dün öne çıkardığım iki tane mücadele vardı. Şöyle gördüğünüz üzere. En güvendiğim mücadele buydu arkadaşlar. Ki zaten sizlere ekranda gösterdim. Bir de alternatif öneri yaptım. Mesela PSG dünyayı patlattı. Real'de son dakika attı. Real'in canlısını almıştık. Onu da göstereyim sizlere. Arkadaşımız Mert editörümüz burada Real'in bir golüne girdi. 2 orandan canlıdan kazandırdı. Aynı şekilde Liverpool maçına ev sahibi 2.5 üst aldı 1.65 gibi orandan erken dakikalarda. Keza o da geldi. Bu şekilde canlı bahislerle desteklemeye çalışıyoruz sizlere. Bir de iletişim paketinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şuradan göstereyim hemen bunlara geçelim. Ekranda gözüküyordur umarım arkadaşlar. İletişim paketi bu. 100 TL'lik paketimizde benim WhatsApp numaram var. Burada bana yüksek oynayabileceğimiz maçları yazıyorlar ben mesela. Dün zaten Telegram grubuna ana grupta verdim. Fakat bunu neden Telegram grubunda yüksek oynayın diye belirtmiyorum, anlatayım bakın. Bu grupta olan arkadaşlar 3000 lira basan var. Bakın 3000 atıyorum demiş mesela burada. 3000 lira atıyorum diyor. Yani bu adam diyor ki benim kasam var diyor. Ben burada kaybedersem bile toparlarım diyor. Ama Telegram grubuna yüksek atın diyeceğim. Adamın zaten 300 lira kasası var. 300 lira kasaya yatacak. Yatacak sonra diyecek ki battım, bittik, yattık. Kangal bizi batırdı. Ya böyle olmaz işte, anladınız mı? Kasada toparlayacak olsun ki ben bu yüzden iletişim paketini özel olarak güvendiğim maçlara böyle verebiliyorum ki zaten sizlere de Telegram grubunda veya YouTube'da ben zaten güvendiğim maçlara veriyorum. Sadece yüksek girilmesi gerektiğini ben burada belirtiyorum. Burada aynı şekilde mesela rolling gibi tüm kasayı attım. 150 TL'lik kasası varmış bu arkadaşın da. Mesela o da kazanmış. Keza burada da atan Mustafa abimiz bu sanırım. Aa, ismini gizlemişiz, isim verdik, sıkıntı yok. Bu paket seviyesinde bahsedeyim şöyle, dediğim gibi. Ana Telegram grubumuz arkadaşlar 30 TL'lik seviye. Şöyle gördüğünüz üzere 30 TL'lik Telegram grubu paketimizdir bu bizim. 60 TL'lik Telegram grubunda hem yüksek oran paketimiz, yüksek oran grubumuz var. Orada skor denemeleri 10 oran, 20 oran, 2'den 1, 1'den 0 akıyoruz yeri geldiğinde. İletişim paketi de bu şekilde. Zaten girdiğiniz zaman topluluk kısmında hem Telegram gruplarının linkini hem de WhatsApp numarasını görebileceksiniz. Hepinize bol şanslar dileyerekten de geçeyim. Newcastle Leicester United mücadelesi. Newcastle arkadaşlar Saint Maximin önderliğinde gerçekten iyi işler yapıyor. Son mücadelesinde de açıkçası United'a karşı iyi işler çıkardığını düşünüyorum ben. Güzel futbol sergiledi. Kalede oldukça etkili oldu. Leicester United'a baktığımız zaman da Bielsa yeni bir kurgu deniyor açıkçası Leicester United'da. Çok fazla galip gelemedi. Geçen sezon iyi sırada bitirmişti. Burada da yine iyi işler çıkarmaya başlayacaktır. Fakat ben Newcastle'ın da kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Bu maça da KG aldım açıkçası. Golle geçebilecek bir mücadele. Yani birbirlerine gol atabilecek takımlar olduğu için KG var, idealdir. Kombinemi almadım fakat değerlendirmek isteyenler kombinesini alabilirler. Strasbourg'la Metz mücadelesi arkadaşlar. Hemen bundan da bahsedelim. Metz'in son hafta mücadelesini izleyenler varsa kanser olmuştur diyerek onu da belirteyim. Troyes'te oynadı kendi evinde. Biz de canlıdan Metz'in golünü almıştık. Maç 2-0 mağlup bitirdi. Şöyle istatistikleri göstereyim ben isterseniz. Nasıl oynadığını göstereyim. Direkten dönen topu, kaçan pozisyonları, 17 tane şutun sadece 2 tanesi isabetli. Messi'nin hatasından bahsedeyim. Özetini de izleyebilirsiniz. Özetinde de çok fazla vardı. Çok fazla uzaktan şut çekiyor gereksiz yere. Teknik direktör bence bunu artık düzeltecektir diye düşünüyorum. Son maçında Messi gol atamadı. Fakat etkili oynadı. Biraz daha şutları düşünmek yerine ceza sahasına girip daha net vuruşlar yapabilirse Messi takımı iyi işler çıkartabilir diye düşünüyorum ben. Burada da Strasbourg'a karşı atacağı bir golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.47 gibi oranı var. Bakın oran çok güzel. Oran çok güzel olduğu için ben bu mücadelede Metz'in arkadaşlar direkt bir golünü aldım. Değerlendirmek isteyenler burada Metz'in bir golünü 1.47 gibi orandan değerlendirebilir. Strasbourg'da son maçında Lyon'u 3-1 gibi mağlup oldu. Defansında boşluklar verebilen takım Metz'de hızlı siyahi oyuncularıyla değerlendirebilir. Bir golü bence oranı 1.47, değerlendirmeye aşikar olarak görüyorum. Celta Vigo'yla Cadiz mücadelesi. Ben bu maçta da arkadaşlar Celta yanındayım. Celta'nın kadrosu aslında çok kaliteli.
Yani Nolito, Aspas falan geçen sezon terör estirdiler. Onlar daha galip gelemedi. İlk galibiyetiyle tanışacaklardır diye düşünüyorum ben. Kadiz'e karşı oynuyor. Keza Kadiz'e baktığımız zaman onlar da daha henüz galibiyet alamadı. Mağlup oldular. Celta geçen hafta Real Madrid'e karşı çok güzel futbol sergiledi. Eğer o futbolun yarısını sergilesin, bakın aynısını oynasın demiyorum. Yarısını sergilesin. Celta Vigo bu maçı Kadiz'e karşı kazanır. 1.38'den sizlere maç sonu 1 veriyorum. Taraf kombinesi yapacağım sizlere. Taraf kombinesinde arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere hemen göstereyim sizlere de ekranda. Sassuolo mücadelesinin maç sonu 1 ile Celta Vigo mücadelesinin maç sonu 1'ini aldım. Ben iki takımın da kazanmasını bekliyorum. Yüksek miktarlar oynamayınız kesinlikle. Yani idealden değerlendirdik işte. Normalde 100 lira atıyorsanız bu kombineyi 20, 30, 40 lira şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.